Tarih 1 Aralık 1909. İstanbul'da yaşayan insanlar hayatlarında hiç duymadıkları bir sesi ilk kez duydu. Kafalarını çevirip gökyüzüne baktığında Fransız pilot Baron Pierre de Cazeres tarafından kontrol edilen sarı renkli 500 kilogram ağırlığında saatte en fazla 75 kilometre hıza ulaşan Voisin tipi bir planör gördüler. Bu bir işgal değildi. Tarihimizde ilk kez gökyüzünde bir uçağın süzüldüğüne tanık olmuştu o şanslı insanlar. Yıllar içinde Türkiye'de pek çok uçak fabrikası, tersane kuruldu. Nitekim dünyanın geri kalanı süpersonik hızlara ulaşan savaş jetlerini üretmek için yarışırken dünyayı peşinden sürükleyecek bir jet ya da muharip uçak üretemedik. Ancak Vecihi Hürkuş, Sabiha Gökçen ve Bedriye Gökmen gibi nice kahraman pilotlar yetişti bu topraklarda. Başarılarınızın devamını diliyoruz. Uçtuğunuz yerler titresin. Sizlerle gurur duyuyoruz. Tüm arkadaşlara selamlarımızı iletir misiniz İstanbul Hava Trafik Kontrol Merkezi olarak? Çok teşekkürler Baş Yöneticem. Biz de sizlerle birlikte çok mutluyuz. Ve şimdi o kahraman pilotlarımızın çok önemli bir ihtiyacı var. Yeni nesil uçaklar. Çünkü savaş uçaklarımız hem çok eskidi hem de teknolojik olarak gittikçe dünyanın gerisinde kalıyor. Nasıl mı? BBC Türkçe'ye göre şu anda Türk Hava Kuvvetleri'nin envanterinde 30 adet F-4'e, 250 adet F-16 yer alıyor. F-4'e'ler ilk olarak Vietnam Savaşı'ndan sonra ta 1970'li yıllarda 40 adetle envanterimize girdi. 90'lı yılların başındaki Körfez Savaşı sırasında bu sayı 182'ye yükseldi. Bu uçaklar zaman içerisinde yıprandı ve eskidi. 1997'de İsrail ile yapılan bir anlaşmayla hala kullanılabilir durumda olan 54 tane F-4'e 2003 yılına dek 6 yılda modernize edildi. Şu an bu uçaklardan yaklaşık 30 kadarı kullanımda. BBC'ye konuşan emekli hava pilot Tümgeneral Beyazıt Karataş'a göre bu uçakların ömürleri 2030'lu yıllarda sona erecek. F-16'larda ise işler biraz daha karışık. Çünkü F-16'ların üretimine de ortak bir ülkeyiz. Bu sebeple 1995'e dek 152'si TUSAŞ tarafından Türkiye'de montajlanan ve 8 tanesi de ABD'den hazır gelen toplam 160 adet F-16'mız oldu. Daha sonra eklenenler ve kaza kırıma uğrayanlar da sayılırsa bugün toplam 250 kadar F-16 uçağımız var. Bu uçakların 165 tanesi üreticisi Lockheed Martin ile yapılan bir anlaşma sonucunda tamamen yerli imkanlarla modernize edildi. Ancak bir F-16 uçağının ömrü boyunca maksimum uçuş süresi toplam 8000 saat. İşte bu yüzden elimizdeki F-16'lardan 30 tanesi bu süreyi doldurmaya yani emekli olmaya çok yakın. Peki bunun çözümü ne? F-16'ların 4. nesil Block 70 modellerini almak ya da elimizdeki F-16'ları bir kez daha modernize ederek uçuş ömürlerini 12.000 saate çıkarmak. Yani bir bakıma uçakların gövde dayanıklılığını arttırırken onları daha modern teknolojilerle donatmak. Mesela şu anda F-16'lardaki burun radarları Aselsan üretimi. Hatta bu 30 uçağın 12.000 saate ulaşabilmesi için çalışmaların yakında tamamlanması bekleniyor. Fakat uzmanlara göre bunlar da yeterli değil. Çünkü bir F-16 en fazla nesil 4.5 olabiliyor. Mesela Yunanistan. Hava kuvvetleri envanterinde nesil 4, nesil 4.5 hatta 20 adet F-35 ile nesil 5 uçaklara geçiş yaptı. Avrupa, Rusya ve Çin zaten kendi uçaklarını üreterek en üst standartları belirliyor. ABD ise bu konuda bambaşka bir seviyede. Sadece F serisi uçakları üretmekle kalmıyor ABD. Radarlar tarafından görünmezlik teknolojisine sahip, uzak mesafelerden hedefleri yok edebilen ölüm makinesi, F-35'lerden 75 tanesini aynı anda taşıyan dünyanın en büyük uçak gemisini Akdeniz'e getirdi bile. Hatta bu gemiyle ilgili de güzel bir video yayınlamıştık. Kartlardan izleyebilirsiniz. Burnumuzun dibinde Orta Doğu ve Akdeniz kazanları kaynarken diğer ülkelerin 4 hatta bir üst nesil uçaklarla gövde gösterisi yapmaları, elimizdeki F-4'lerin 2. nesil, en iyi F-16'ların geliştirilmiş 3. nesil olması tam olarak bir envanter krizinin eşiğinde olduğumuzu gösteriyor. Peki çok kuvvetli olduğumuz İHA'lar ve SİHA'lar neden savaş uçaklarının yerini alamıyor? Aslında bunun sebebi çok basit. İHA'lar ve SİHA'ların sürekli bir ağa bağlı kalmaları gerekiyor ki sorunsuz şekilde çalışabilsinler. Sinyalleri kesildiği anda harekat tamamlanamıyor ve yarıda kalabiliyor. Bu sistemler çok güvenli, aşılamaz, kırılamaz önlemlere sahip olsa da işte o çok düşük ihtimal, çok kritik bir anda karşı tarafın şahmat çekmesine neden olabilir. Fakat koltuğunda bir insanın olduğu hava araçları tüm sinyallerini kaybetseniz bile hedefe ulaşabilir. Ayrıca biliyoruz ki İHA'lar ve SİHA'lar aslında insansız değiller. Uzaktan bir operatör tarafından kontrol edilmeleri lazım. İşte o sinyallerin kesilmediği en iyi senaryoda bile yeryüzündeki operatörün görüş alanı, tepki süresi, manevra kabiliyeti bir savaş uçağının içerisinde onu gerçek zamanlı olarak kontrol eden pilota kıyasla çok kısıtlı kalabiliyor. İHA ve SİHA'ların günümüz savaş uçakları kadar gelişmiş hava şahinlerine dönüşmesi için muhakeme kabiliyeti yüksek gövde tasarımlarının yapılması, zor ve hassas kararlar verebilecek yapay zeka yazılımlarının geliştirilmesi, yerdeki operatöre adeta kokpitteymiş gibi imkanlar sunabilecek yüksek kaliteli görüntü ve veri transferinin yapılmasını sağlayacak uydu ağları
hatlarının kurulması gerek. Umarım bu teknolojilere ihtiyaç kalmadan savaş denen saçmalıklar son bulur. Ancak bu temenninin günümüz dünyasında ne kadar karşılık bulabildiğini de maalesef görüyoruz. İşte bu yüzden İHA'lar ve SİHA'lar kadar savaş uçağına ve onları kullanabilen pilotlara da ihtiyacımız var. Pilot var. Peki ya uçaklar ne olacak? Türkiye'nin önünde hangi seçenekler var? F-16 Viper, F-35 ve Eurofighter. F-16, ABD menşeli Lockheed Martin tarafından 1978 yılından beri üretiliyor. Farklı modelleri o yıllardan bu yana yeryüzündeki hemen her hava harekatında kullanıldı. En güncel modeli olan Viper, tek motorlu. Bir F-16 Viper'ın maliyeti $18 milyon ki bu listenin en ucuz uçağı. Ama sadece bir saatlik uçuş maliyeti $22 bin buluyor. Şöyle düşünün, 4000 saat daha uçacak olan bir F-16 kendi maliyetinin dışında $88 milyon daha para yakıyor demek. Üzerindeki silah kapasitesi, sensör ve radarların toplamını etkileyen maksimum kalkış ağırlığı yaklaşık 19 ton. Yük kapasitesi 7167 kilogram, maksimum hızı saatte 2124 kilometre. Maksimum menzili ise 4223 kilometre. F-35, yine Lockheed Martin tarafından tarihin en güçlü uçan silahlarından birisi olarak 2011'den bu yana üretiliyor. Konuyu biliyorsunuz ama Türkiye 2002 yılından bu yana söz verilen F-35 alımı için bekliyor. Bu krizin detaylarına bu videoda girmiyoruz. F-16 gibi F-35 de tek motorlu. Bir F-35'in maliyeti, sıkı durun, tam $115,5 milyon. Bir saat havada kalması için $36 bin para harcamak gerekiyor. Bu da onu listenin en pahalı ve masraflı uçağı haline getiriyor. Maksimum kalkış ağırlığı 31 ton, yük kapasitesi 8 ton. Yani listenin en ağır silahlarını, en fazla yükünü taşıma becerisine sahip uçağı F-35. Maksimum hızı saatte 1932 kilometre. Maksimum menzili 2778 kilometre. Gelelim bakanlık kaynaklarına göre Türkiye'nin 40 adet satın almak üzere olduğu Eurofighter'lara. Temelleri 1970'li yıllarda atılsa da 2003 yılından beri aktif olarak üretiliyor. İngiltere, Almanya, İtalya ve İspanya imzasını taşıyor. Yani sadece bir ülkenin değil, 4 ülkenin ortak talep ve ihtiyaçlarını karşılamak için tasarlandı. F-16 ve F-35 gibi tek motorlu değil, çift motorlu. Adet başına maliyeti $90 milyon. Yani F-35'ten daha ucuz bir uçak. Ayrıca saat başına uçuş masrafı F-35'e kıyasla yarı yarıya, F-16'ya kıyasla $4000 daha düşük. Yani Eurofighter'lar için az yakar çok kaçar benzetmesi uygun olur. 23,5 ton ile F-35'ten daha hafif bir kalkış ağırlığına ve F-35 ve F-16'dan daha düşük bir yük taşıma kapasitesine sahip. Bu da onu listenin en çevik uçağı haline getiriyor. Saatte 2144 kilometrelik maksimum hızı kağıt üzerinde F-16 Viper ile aynı olsa da çevikliği ve manevra kabiliyetiyle açığı fersah fersah kapatıyor. Daha fazla yakıt taşıyamadığı için maksimum menzili F-35'in gerisinde, F-16 Viper'dan daha fazla. Tam 3791 kilometre. Silah taşıma kapasitesi açısından listenin galibi F-35. Ancak çeşitlilik açısından Eurofighter önde. Otoritelere göre hız, çeviklik, maliyet, yüksek irtifalarda ve süpersonik hızlarda yine Eurofighter farkı açıyor. Fakat F-35'leri öne geçiren önemli bir durum var. Listedeki diğer iki uçakta da bulunmayan bir özellik SELT. Yani uçaklarda radarlar tarafından görünmezlik sağlayan bir teknolojiye sahip. Bu sayede listedeki diğer iki uçak gibi nesil 4.5 değil de 5. nesil olarak sınıflandırılıyor. Ancak maliyetler ve F-35 hakkımızın askıya alındığını hesaba katınca Eurofighter listedeki en güçlü aday olarak karşımıza çıkıyor. Peki biz savaş uçağını illaki yurt dışından karşılamak zorunda mıyız? Motorun NAN yazılımına kadar kendimiz 5. nesil bir savaş uçağı üretemiyor muyuz? Bu elbette mümkün. Milli Muharip Uçak Projesi Kaan'ı çoğumuz duyduk. İlk proje kağıt üzerinde 2010'da başladı. İlk tasarımlar 2013'te tamamlandı. 2017'de de Eurofighter'ın üreticilerinden İngiliz şirket BAE Systems'in desteğini almak için $100 milyon anlaşma imzalandı. 2021'de uçağın ilk parçaları üretildi. Prototip uçağın 2026'da tamamlanması, 2034 ila 2040 yılları arasında da seri üretimine başlanması hedefleniyor. Yani bir uçak öyle ha diye üretilmiyor arkadaşlar. Bu işler çok ciddi, sabır ve emek istiyor. İşte Eurofighter veya diğer uçaklar, Kaan ya da bir başka yerli savaş uçağı üretilene, o zamana dek geliştirilecek belki de 6. nesil teknolojilerle donatılana dek Türkiye'nin envanterinde olacak. Bugün hep birlikte çok da fazla teknik detaylara girmeden o yabancı uçakların neler olduğuna ve özellikle de Eurofighter'lara yakından baktık. Bu arada bu gördüğünüz de ABD'nin 6. nesil bombardıman ve yeni hayalet uçağı B-21 Ray'dır. Eğer onu da anlatmamızı isterseniz yorumlar bölümünde belirtmeniz yeterli. Bir başka videoda görüşmek üzere.